Ben gideyim teyze. Hoşça kalın. Sen o Bengali ile evli değil miydin? Ne? Benden boşuna saklamaya kalkma. Annen bana her şeyi anlattı oğlum. Sizin ailenizde bugüne kadar gerçekleşen bütün skandalları biliyoruz. Büyük abin hapisteymiş. Kardeşin evden kaçıp gitmiş. Karısı annesinin evine gitmiş. Sen de karından ayrılmışsın. Zavallı Utaya'nın nişanlısı düğün günü gelmeden onu terk etmiş. Alınma oğlum ama onca şeyden sonra herkes senin kız kardeşini evine gelin yapmaz değil mi? Ragini, bu kadın ne diyor? Ya Sanskar karşılık verirse? Şş, ne demek istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece ailenizin çok şanslı olduğunu söylüyorum sana. Sonuçta kardeşini böyle büyük bir aileye gelin veriyorsun. Ve bu evliliğin tek sebebi de benim kardeşini beğenmiş olmam. Onu gördüğüm anda ailemin gelini olmasına karar verdim. Ya annene ne demeli? O çok iyi bir insan. Hatta konuşma arasında bana dedi ki, eğer Rajasthan'ı bırakıp Kolkata'ya gelirsek buna çok sevinirmiş. Buradaki bir evimizi de size veririz dedi. Efendim, evin tapusunu aldınız. Bütün ödemeler yapıldı. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Eğer bir şey gerekirse sana söyleriz ve aynı şekilde sen de bize söyle. Oğlum, bir şey daha var. Buyurun. Karından ayrıldığını duyduğum zaman çok üzüldüm. Ama ne yaparsın? Eğer sen gidip bir Bengalli ile evlenirsen sonucu da bu olacaktır. Şunu sakın unutma oğlum. Eğer o Bengalli ile tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorsan o gün kardeşinin bütün eşyalarını toplarım, evinize geri postalarım. Ailemizin şerefi bizim için çok önemlidir. Ve benim cemiyetimde gelinin Bengalli ise buna tahammül gösterilmez. Siz orasını hiç merak etmeyin. Ben ve eski karım nehir kıyıları gibiyiz. Her zaman yan yanayız ama asla kavuşamayız. Pekala oğlum. Sadece kız kardeşinin düğünü için Kolkata'da kalıyoruz. Henüz buraya akrabalarımızı çağırmadım. Onlar daha sonra gelecekler. Umarım bundan sonra bu konuda bir daha hiç konuşmayız. Hoşça kal. Bayan Gayatri sırf Bengallisin diye Sanskar'la bir araya gelemeyeceğinizi nasıl söyleyebilir? Sanskar'a ne oluyor? Bunu nasıl kabul edebilir o? Ragini, Sanskar ne yaptıysa yanlıştı Sivana. Sujata yenge düğün için ev vermiş onlara. Başlık parası vermiş.
Bu evlilikte bir terslik var Svara. Ayrıca bizim yüzümüzden evliliğinizin bitmesini istemiyorum Svara. Bak. Lütfen sözünü geri al. Lütfen Sanskar'a geri dön. Lakşa bana geri dönecek Svara. Eminim ve onu bulacağım. Ama sen benim evliliğim yüzünden kendi evliliğine bunu yapma. Lütfen. Ragini, sözümü geri almayacağım. Gayatri teyzenin dediklerini duyunca sinirlendim ama... O zaman gidip bu konuyu Sanskar'la konuşsana. Ragini, ama yine de... Ah bırak, seninle konuşmanın faydası yok. Yürü eve. Bir dakika Ragini. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Hiçbir şey. Eve gitmek için taksi çevireceğim. Doğru söyle Ragini. İçimden bir ses bu düğün işiyle çok ilgilendiğini söylüyor. Kim demiş ilgilendiğimi? Gördün, ben de seninle konuşmaya geliyordum ama içeride olanlardan sonra ne yapabilirdik? Hadi gel. Ragini, başka bir planın yok değil mi? Ne planı Svara? Ne diyorsun sen? Ragini, bu düğün sayesinde Sanskar'la benim aramı yapmaya çalıştığını anlarsam eğer... Ya Svara, sen beni deli falan mı sanıyorsun? Sanskar'ın ne dediğini duydun. Siz nehrin kıyıları gibisiniz. Sizin bir araya gelmeniz artık imkansız Svara. Öyle mi? Evet. Peki. Yürü. Taksi. Benim yüzümden aşkından ayrı kalamazsın Svara. Lakşa burada değil. Ama senin aşkın Svara, senin hayatın karşında duruyor. Ve ben artık bundan kaçmana izin vermeyeceğim Svara. Siz bir nehrin kıyıları da olsanız, her nehir denize açılır ve buluşur. Sizin aşkınız da o deniz. Sel gibi akacaksınız. Hadi Ragini. Geliyorum.